Öncelikle bu anlamlı hak mücadelemizde bizleri yalnız bırakmadığınız için verdiğiniz sonsuz destek için kıymetli Bursa halkına, kıymetli Mudanya halkına teşekkür ediyoruz. Toplumu toplumu ve geniş bir kitleyi etkileyen, halka hizmet yeri olan pazar yerleri ile ilgili bir karar alınırken hukuka uygun halk esnafı meslek odaları ile görüşülerek, istişare edilerek, mutabakat sağlanarak alınmalıdır. Tek taraflı bir şekilde ben yaptım oldu mantığı ile alınması doğru değildir. Mudanya Belediye'mizce tek taraflı alınan karar yanlıştır. Halkımız, pazar esnafımız, sabit Mudanya esnafımız, Mudanya Belediye'miz tarafından mağdur edilmiştir. Halkımızın alınan bu kararla kaliteli ve uygun fiyata satılan ürünlere ulaşması engellenmiş, dar gelirli halkımız AVM'lere mahkum edilmiş, alışveriş yapma hürriyeti kısıtlanmıştır. Ülkemiz içinde bulunduğumuz ekonomik durum ortadadır. Esnaflarımız için Mudanya pazarı iş potansiyeli yüksek, önemli bir pazardır. Bu yanlış kararla yaz sezonunda bir haftası bayram haftası olmak üzere 8 haftadır tezgahlarını açamayan esnaflarımız ödemelerini yapamamış, çeklerini ödeyememiştir. Esnaf burada başkan nerede? Esnaf burada başkan nerede? Esnaf burada başkan nerede? Yaşanan bu süreçte anlaşılmıştır ki Bursa bölgesinin ve Mudanya halkının büyük ilgisini gören, marka değeri olan, halka hizmet yeri olan Mudanya Sosyete Pazarı'nı kaybetmek Mudanya'mız için büyük kayıptır. Pazar tekrar Mudanya'ya kazandırılmalıdır. Mudanya Kapalı Pazar Yeri 2007 yılında esnaftan toplanan paralarla yapılmıştır. Mudanya Belediyesi sadece yer tahsis etmiş, hiçbir ücret ödememiştir. Pazar esnafı tezgah açtığı yerlerini alırken yer tahsis ücreti 6000 dolar ödemiştir. Ve her hafta işgaliye ve her ay elektrik parası olmak üzere toplam aylık 22.800 lira belediyeye düzenli olarak ödenmiştir. 22.05.2019'da başlattığımız haklı hukuk mücadelesinde ara karar çıkmıştır. Bursa 3. İdare Mahkemesi 26.06.2009 tarihinde 2019 tarihinde aldığı 2019-582 esas nolu kararıyla Mudanya Belediyesi'nin hukuka aykırı olarak aldığı kararın yürütmesini durdurma kararı vermiştir. Türk yargısı adaleti tesis etmiştir. Mahkemelerimiz olan güvenimiz tamdır. Biz mahkememizin kararıyla kıymetli Bursa halkına, kıymetli Mudanya halkına pazar günleri en iyi şekilde hizmete devam edeceğiz. Ancak bugün burada üzülerek görüyoruz ki hukuk devleti olan ülkemizde yetkilerini anayasanın belirlediği sınırlarda kullanılması gereken Mudanya Belediye Başkanımız Sayın Hayri Türk Yılmaz, Bursa 3. İdare Mahkemesi'nin verdiği yürütme durdurma kararını uygulamamaktadır. Yargı kararını engellemektedir. Yargı kararından hemen sonra hiçbir sıkıntısı olmayan mevcut kullanılabilir yolu sökerek kamu malına zarar verdiği, kamuyu zarara uğrattığı tadilat bahanesiyle pazarın açılmasını engelleyerek yürütmeyi durdurma kararını engellediği, görevi kötüye kullanma suçunu işlediği görülmektedir. Hak, hukuk, adalet! Hak, hukuk, adalet! Hak, hukuk, adalet! Hak, hukuk, adalet! Esnaflarımız bugün Hayri Türk Yılmaz ve yetkililer hakkında suç duyurusunda bulunmuşlardır. Türk yargısını, savcılarını göreve çağırıyoruz. Bu ülkemiz, Bursa'mız ve Mudanya'mız için kabul edilemez bir durumdur. Hüseyin, gel buraya Hüseyin. Nereye gidiyorsun? Biz mağdur Mudanya Kapalı Pazar Yeri esnafları olarak Mudanya Belediyesi ile veya özel şahıslar ile hiçbir sorunumuz yoktur. Tek derdimiz ekmeğimiz ve ekmek teknemizdir. Mudanya Belediye Başkanımız Sayın Hayri Türk Yılmaz aldığı bu yanlış kararından vazgeçmesini, hukuka uymasını, ekmeğimizle oynamamasını, mağduriyetimize son vermesini istiyoruz. Sayın Başkanımız, biraz insana, biraz ekmeğe, biraz emeğimize saygınız olsun. Bizim tek derdimiz ekmeğimize, ekmek teknemize yeniden kavuşmaktır. Biz bugüne kadar sürdürdüğümüz bu mücadelemizi hukuka uygun, hakkımızı alana kadar sürdüreceğiz. Ekmeğimize ve ekmek teknemize sahip çıkacağız arkadaşlar. Bravo! Ekmeğime dokunma, ekmeğime dokunma, ekmeğime
Pazarıma dokunma! Pazarıma dokunma! Pazarıma dokunma! Hak, hukuk, adalet! Hak, hukuk, adalet! Hak, hukuk, adalet! Hak, hukuk, adalet! Ben esnafım. Yaklaşık 10 yıldır Mudanya Pazarı'nda tezgah açıyorum. Size bir soru sormak istiyorum. Biz nerede yaşıyoruz? Burası Türkiye Cumhuriyeti Devleti. Sayın Başkan'a bir şey sormak istiyorum. Hukuk herkese lazım. Bugün bize lazımdı. Yarın Hayri Bey'e de lazım olacak. Çünkü şu anda hukuku çiğniyor. Mahkeme kararını hiçe sayıyor. Mahkeme yürütmeyi durdurma kararı çıkardı. Ona rağmen cumartesi günü öğleden sonra hiçbir gereği yokken şu gördüğünüz taşlar, biraz önce çektiniz, bunlar sırf biz buraya tezgah açmayalım diye. Yani bu hukuk tanımamazlıktır bir. Suçtur. Çok büyük bir suçtur. Burası Muz Cumhuriyeti değil çünkü. Halkın en çok yanında olması gereken kişi Cumhuriyet Halk Partisi mensubu ama emekçinin ve halkın yanında değil. Biz inatlaşmıyoruz. Hayri Bey'le kişisel hiçbir şeyimiz yok. Bizim istediğimiz sadece ekmeğimiz. Burada 150 esnaf var. Hepimiz perme perişan olduk. Yani evet. Evet. Basın açıklamasında da gösterdik. Şu da mahkeme kararıydı. Nedir bu? Ne yazıyor burada? Mahkeme kararı yürütmenin durdurulması kararıdır. Yani yüksek hukuk mahkeme devam ederken pazarın açılması gerektiğine dair bir karardır bu. Bunu Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin mahkemesi vermiştir. Hayri Bey şimdi bu kararı tanımıyor mu? Tanımıyor. Bakın 150 tane, 200 tane esnafız. Hepimiz aşırı derecede mağduruz. Şu anda sinirden benim de ellerim titriyor. Hiçbirimiz ödemelerimizi yapamıyoruz kardeşim. Biz ne inatlaşma derdindeyiz, ne başka bir şey derdindeyiz. Biz sadece ekmeğimizi istiyoruz. Hayri tek, Türk Yılmaz'dan istediğimiz tek şey bu. Başka bir şey değil. Yani söylenecek çok şey var ama karşımızda anlayabilecek bir kişi var mı onu bilmiyorum. Teşekkür ederim. Ben basına konuşmak için değil, biz bugün pazar var diye tamam geldik. Tamam ablacığım, işte basına da bu sesini duyurursa. Olur mu ya? Biz bugün pazar var diye geldik buraya. Aylardır mağduruz. Biz buraya geliyoruz, hem hava alıyoruz, hem bir moralimiz bozuk olduğu zaman dolaşıyoruz. Pazarcı esnafını yıllardır tanıyoruz. Buraya söz verildi yıllar evvel, bu değişmeyecek pazar diye. Bu ne şimdi biz mağdur ediliyoruz yani? Alışveriş için mi gelmiş? Evet, alışveriş için geldik. Aylardır mağduruz, torunlarımıza bir şeyler alıyoruz, üstümüz alıyoruz, uygun buluyoruz. Biz mecbur muyuz AVM'lere gitmeye? Biz pazarımızı istiyoruz ya. Biz çok bir şey gelen insanlar buradan rahatlıkla alıp bir şeyler 3-5 bulup gidiyoruz. Bir hafta bir şeyimizi alıyoruz, bir hafta bir tişörtümüzü alıyoruz. Bu ne rezillik böyle ya? Biz bunun için mi oy verdik? Biz mağdur olmak için mi oy verdik yani? Abla Mudanya halkında, Mudanya'da mısın? Evet. Mudanya'da yaşıyorsunuz. Evet, Mudanya'da yaşıyoruz ve pazarımızı istiyoruz. Olur mu bugün böyle bu çalışma filan? Olur mu böyle mağdur olmak yani? Olur mu? Bizim en kısa zamanda istiyoruz biz pazarımızı. Esnafımıza alışkınız. Yani buradan ekmek yiyorlar. Bizler istiyoruz pazarı. Yani halkın istediği böyle mi olacak? Böyle mi halkın istediği oluyor?